Evet, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Hasan Keren Alptekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hemen ben şeye gireyim. Sabahtan beri ağrınız var böyle. Sizin, evet. Efendim benim boynum ağrıyor. Boyun fıdığı olabilir miyim? Olabilir. Bakalım hemen. Tamam bakalım. Programdan hemen sonra bakalım. Tabii. Ama her boyun ağrısı boyun fıdığı mıdır? Şimdi şöyle tabii boyun fıtıklarında özellikle kaslardaki tabii bu bazı seyirmeler olabiliyor. İşte uyuşma, karıncalanma gibi problemler olabiliyor. Yani bunlar bizi boyun fıtığı olabilir gibi bir şüphe uyandırıyor. Ama tabii ki muayenemizi de mesela işte başı öne eğip yukarıdan bastırıyoruz bu şekilde. Mesela bu muayenemizde önemli bir testtir. Bunu yaptığımız zaman kişinin ağrısı şiddetleniyorsa veya işte öksürmeyle, hapşırmayla ağrıda şiddetlenme oluyorsa bunlar birazcık bize boyun fıtığını çağrıştırıyor. Tabii ki bütün bu testleri yaptıktan sonra daha net bir şekilde tanısını koyabiliyoruz. Kas testlerini yapıyoruz. Hani parmak, işte parmak güçlerine bakıyoruz. Ondan sonra reflekslere bakıyoruz. Boyun fıtığında niye parmağa bakıyorsunuz? Niye bakıyoruz? Çünkü parmakları besleyen sinirlerde boyundan geçiyor. Gelin çekeyim yani, sizin parmağınızı. Bir şey hissedecek misiniz? Öyle bir şey mi? Bunu çekeceğim. Evet, evet. Oraya baskı mı yani, yapıyor? Parmağın... Siz hiç takmayın. Biz kendi aramızda peki. Bunu çözeriz. Siz bize tarif edin. Ben şöyle, bundan çektiği zaman siz, arkaya mı yansın? Siz çekin. Tamam çekiyorum. Şimdi çekin. Şimdi normalde 5/5 kas gücünde evet. Sizin hocamı yenememeniz lazım. Yani yenemediğiniz zaman 5/5 kas gücü var demek ama 5'te 5 benim parmağım ama, açılmazsa. Ama hafif bir kas gücü kaybı varsa mesela 4/5 ise. Ben açmaya çalışıyorum öyle mi? Evet evet. Benim parmağımı açacaksın. Ha tamam. Ben de seninkini açacağım. Evet. Açamıyorum. Evet. Açamadığınız zaman 5/5. O zaman boyun fıdığı yok. Tabii sadece bu kas değil, başka kas. Mesela şuna da bakıyoruz. Ne güzel tanı koymuştuk ya. Şu parmak kaslarına da bakıyoruz. Parmakları açıyoruz. Onları kapatmaya çalışıyoruz. Bir de böyle. Evet. Eğer şöyle. Bu parmağı şu şekilde... Evet, ben mesela sizi yenemiyorum şu anda. Ha, tamam. Normalde peki mesela şöyle bir şey mi? Testi yaptığınız zaman karşıdaki insan ağrıyla onu bırakmak durumunda mı kalıyor yoksa güç? Ha. Çok güzel soru. Ağrısından dolayı da gevşeyebilir, bırakabilir. O zaman ne yapacağız? Kişiyi ağrısından başka bir yere yönlendireceğiz. O an çok şiddetli ağrısı var diyelim. Onu psikolojik olarak o anda başka bir boyuta götüreceğiz ve tekrar testi tekrarlayacağız. Eğer hala hani kas gücü kaybı varsa tabii mesela EMG denilen bir test var. Çok ağrılıdır. Ben çok sevmem ama hani tek tek sinirlere elektrik uyarısı vererek bakabiliyoruz. Mesela o zaman işte gerçekten bu kas gücü kaybı buna mı bağlı? Yoksa işte ağrı mı bunu tetikliyor? Onu da bu şekilde test edebiliriz. Ama dediğiniz gibi ağrı da çoğu zaman bu kas güçsüzlüklerini tetikliyor. Yani onu çok iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Peki oluşma nedenleri ne boyun fıtığı? Boyun fıtığı aslında yani günlük yaşamımızda ne yazık ki özellikle bu telefonlar, işte bilgisayar, laptoplar yani şu öne doğru eğildiğimiz anda yani zaten... Hocamın dediği izleme alışkanlıklarımız değil mi? Bir evet. Şeyi takip ederken yaptığımız evet. Hatalar. Evet yani şimdi dik durduğu zaman boyunun kendi yükü var 5-6 kilo mesela. Yani başı, kafamızı taşıyor. Kafamızı taşıyor aynen. O yükü taşıyor ama şöyle beşer derece öne doğru eğilmeye başladığı anda bu artarak da... Ağırlık kat 10 kiloya kat, varıyor. Tabii en son 60 derecelere geldiği zaman 25 kilo 25 kilo yük evet. Taşıyor oradaki kaslar. Evet. Yani siz düşünün. Yarım saat şöyle okudunuz. Fıtık olmasın ne yapsın garibim ya. Evet. Hele bir de hiç onu çalıştırmıyorsan, hiç şey yapmıyorsan, boyun egzersizi yapmıyorsan, evet, spor yapamıyorsun. Yapmıyorsan hep bak telefona, hep oku evet. oku. Ondan evet. Sonra bum. Aynen öyle. Oradan artık zaten o bölgede yani bağ dokusu çok zayıf. Yani arka bölgesinde, boyunun arka bölgesinde bağ dokusu çok zayıf. O yüzden... Dediğiniz gibi sürekli baskıyla da oradan fıtıklaşma oluyor. Sonra da zaten ne yazık ki hastalarımız bize geliyorlar hani tedaviye. Sonra o şey sürekli bastırıyor. Boyun kası tutmuyor. Tutmayınca aradaki eklem yani kıkırdak ezilmeye başlıyor. Tabii. Daha sonra siniri sıkıştırdığı an ki o sinir kollarımıza giden sinir. Aynen öyle. Elektrik kablosu gibi. Parmaklara, kollara doğru sıkıştırıyor. Gidiyor. Hem güç kaybı oluyor, tabii. Hem elektrik çarpmaları gibi şeyler evet, olur evet. Falan. Ben bu konuyu çok iyi anladım. Biliyorsunuz zaten konuyu. Zaten bildiğim konu canım. Mesela şöyle bir şey sorabilir miyim size? Mesela diyorsunuz ya demeyeyim.
Sonuçta böyle bir okuma alışkanlığımız var. İşte ne bileyim sürekli bilgisayardayız ya da işte atıyorum telefondayız, öyleyiz böyleyiz falan. Boyun şöyle ister istemez. Bunu yapıyoruz maalesef. Şöyle yapamayacağımız için söyleyeyim en azından. Bunu boynu güçlendirecek antrenmanlar var mı yani? Önüne geçebileceğimiz tabii şeyler var mı? Boyun fıtığını bir şekilde geciktirmek adına. Tabii ki günlük yapmamız gereken egzersizler var. Yani hepimizin. Tabii hepimiz yapmalıyız. Yani hani bu bir yaşam felsefesi olmalı. Yani nasıl bir şey mesela? Nasıl? Mesela güçlendirme dediğiniz gibi çok güzel egzersizler. Evet. Ya, tamam, mesela bunlar temel egzersizler. Yani şu şekilde boynumuzu yana doğru bastırdığımız zaman 4-5 saniye böyle bekliyoruz. Tabii orada nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde boynun mesela yan kaslarını güçlendirebiliyoruz. Ya böyle. Da, tabii. Yan kaslar. Evet. Şu şekilde öne doğru. Hep güç uyguluyorum bu şekilde. Flexör kasları. Şu şekilde arkaya doğru arka kaslarımızı güçlendirebiliyoruz. Tabii bunları 4-5 saniye süreyle ve nefes alıp vererek yapmak lazım. Bir de germeler var. Eğer kaslarımız çok kısaldıysa o kısa kaslar da sonuçta ağrı yapar. Ağrı yapar. Yani boyundaki şu trapez kasları, işte arkadaki sırt kaslarımız, onlar çok kısaldıysa. Onun için de? Onun için de mesela şu şekilde şöyle bir germe yapıp mesela 4-5 saniye bekleyip özellikle bu bölgedeki kasımızı, şimdi mesela ağrı hissediyorsanız. Üf dediğim için söylüyorsunuz değil mi? Evet. Yani muhtemelen orada bir tetik nokta vardır. Var. Mesela ama bu tarafta. Evet, bu taraf daha rahat. Ama iyi geldi biliyor musun? İyi gelmişti mutlaka. Çünkü ama şu benim boynum ağrıyordu zaten. Evet, sizin evet sabahtan beri ağrıyor. Sabahtan herhalde yastıktan düştü ya da başka bir şey bilmiyorum. Şöyle bir şey, şu an mesela yapınca farkına vardım. Böyle bir çıtır çıtır kıtır kıtır sesler de geliyor. Ama sebep boyun kireçlenmesi yetesinde. Yok, o yani sizde boyun kireçlenmesi beklemeyiz. Hani sonuçta çok gençsiniz ama şöyle bir şey var. Tamam, peki. Tetik nokta dediğimiz şey. Yani evet. Kastaki tetik nokta. Evet. O ne oluyor biliyor musunuz? Orada böyle bir nodül gibi oluyor. Bir nohut tanesi gibi. Ondan sonra ve orayı kasıyor sürekli. Onun kasın içinde bir gerginlik yaratıyor. Evet. O gerginlik de işte şu anda sizde ağrıyı yapan. Ama ben yerini bulamıyorum çoğumuzda. Mesela. Sanki bütün boyun, yani bu açıkta kalan bütün kısmım ağrıyormuş gibi geliyor i̇şte orada bana. Bir tane bir nokta var. Onu biz muayeneyle tespit ediyoruz. Tabii eminim. Ve o noktaya zaten hedef atışı yapıyoruz. Yani lokal anestezik yapıyoruz, işte kuru iğne yapıyoruz, bazen botoks yapıyoruz. Yani hani elimizde gevşetiyorsunuz kası. Gevşetiyoruz, evet. Peki ben şey soracağım size. Boynumuz ağrıyor. Bekledik, ağrı kesici aldık, geçmedi. Fizik tedavi dediğiniz hareketleri yaptık. Tık yok, geçmedi. Fizik tedavi doktoruna gittik. Bize dedi ki Doktor Hasan'a gidin ve dediniz ki eyvah iş işten geçmiş, koruyamamışsınız, size ben cerrahi yapacağım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Yani tabii onu beyin cerrahı arkadaşlarımız şey yapıyorlar ama şöyle bir şey, hani bir kere çok nadir yolluyoruz. Yani her cerrahi. Boyun fıdığı cerrahiye gidiyor. Kesinlikle. Mu? Yani döndürebildiklerinizi nasıl döndürüyorsunuz? Nasıl döndürüyoruz? Yani şöyle söyleyeyim, 10.000'de bir vaka aslında gider cerrahiye. Evet. Yani 9.000 küsürlü yakalarım diyorsunuz. Evet. Nasıl yakalıyorsunuz? Nasıl ne yapıyorsunuz? Şimdi mesela kas güçsüzlüğü var diyelim. Hafif var. Başlamış. Var. Şimdi biz onu bir kere çok yakın takip ediyoruz. Yani sinirin üzerindeki baskıyı azaltarak sonuçta o tedavileri yapıyoruz. Sinirin üzerindeki baskı azaldıkça hasta onun geri geldiğini zaten hissediyor ve söylüyor bize. Diyor ki yani ben diyor şu an zaten biz muayenede test ediyoruz. Kaslar güçlenmiş. Toparlamış, hani uyuşmalar, karıncalanmalar azalmış. Sonuçta bu tamamen dokunun iyileştiğini gösteriyor. Yani oradaki doku iyileştikçe, metabolizması hızlandıkça zaten o fıtık aslında küçülüyor. Yani doğal olarak da küçülüyor. Yani fıtık nasıl olduysa geriye de gider. Evet, aynen öyle. Yani bu sonuçta dediğiniz gibi bir süreçse bu süreci geri döndürmek de mümkün. Hani fizik tedavide de işte ultrason, lazer, elektriksel tedaviler, bunların kullanıyoruz genel olarak. Enjeksiyonlar
kullanılıyor. Bu tür şeyde ben Amerika'dayken şey görmüştüm. Karyopraktik denen bir şey var. Tamamen parmaklarla masaj gibi ama o fıdıklar yerine sokuluyor. Evet. Ya o fıdıklar tedavi ediliyor. Türkiye'de var, var mı? Siz yapıyor musunuz Hasan Bey? Evet, biz de üniversitemizde de bunu başlattık Türkiye'de ilk defa. Ve evet, ilk karyopraktik uzmanı mezunlarımız da biz verdik. Çünkü Türkiye'de 9 kişilerdi. Bravo. Hepsi Amerika'dan. Amerika'dan bravo. Gelmişlerdi. Evet, şu anda, Amerika'dan. Evet. Şu anda bizim kaç kişiler? Şu anda 80 öğrencimiz var. O da bir şeydir. Ama öyle bir şey ki ameliyata evet. Girmekten kurtarıyor aynen. Seni ya. İki parmak kesmeden seni tedavi ediyor. Evet. İki parmak. Yani kayropraktik siz de yaşamışsınız hani evet, Amerika'da. Evet, biliyorum. Gerçekten hani mucizevi tedavi denen bir şey var ya. Evet. Hani orada o yapılan manipülasyonda onlar işte adjustment deniyor. Evet, işte düzenleme evet. Diyorlar. Hani çünkü çok ince bir şekilde oradaki mesela hafif bir kemiğin dışarı doğru çıkışını parmakla hissediliyor. Evet. Ve ona göre diyor ki ben buna şu kadar impulsta şöyle bir şey vereceğim. Ve o yapılıyor. İşte bunun özel masaları var. Drop table. Masalarına bayılıyorum. Neden o masaları Türkiye'ye getirmiyorlar ki? O kadar getirdik. Güzel hoş masaları var. Getirdik. Getirdiniz mi? Getirdik hatta. Bravo ya. Bazı bir şeyde de yaptırdık. Bir çok Türk kolay. Ustalar, Türk ustalara çok da kolay, çok yaptırdık. Kolay. Ama evet, Türkiye'de evet. Yoktu. Yani ben evet. Türkiye'de hiç görmedim doğru. O masayı. Hep Amerika'da gördüm. Evet ama oradaki şey orijinallerden getirdik. Türkiye'de de yaptırdık. Gerçekten o da çok büyük etkili. Çünkü yani tam hani hastayı orada konumlayıp müdahaleyi o şekilde yapıyorsunuz. O masanın da çok önemli bir etkisi var tabii. Nasıl bir masa biliyor musun? İki tane yuvarlak boru düşün. Yüzün o iki borunun arasına giriyor ve omurilik dümdüz oluyor. Evet. Bizdeki gibi orası ortası delik değil. Bizim masaj tabii, salonlarında değil, falan evet. Gibi şeydekiler gibi. Ortası delik ve çok kalitesiz. Evet. Öyle rulo yapmışlar. Orada süper güzel boyun masajı evet. Oluyor. Vallahi bravo. Ben bunları getirdiğinizi bilmiyordum. Ben ayrıca kendi adıma teşekkür ederim Hasan hocam. Çok süpersiniz ya, sağ vallahi. Sağ çok sağ hakikaten olun. Harikasınız. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bu yayını. Teşekkür ederim. Ben hiç kapatmak istemem ama evet. Süremiz bitti. Ama siz bir yere gitmeyin. Çok teşekkürler. Sağ olun.